O da bir konuşsun lütfen. Girelim o bütün görüntüleri arka arkaya lütfen arkadaşlar. Sevgili Gülizar'cığım, yani işimin uzmanıyım diyor galiba. Neyin uzmanıymış? İşte kadın? Bu işimin uzmanı. Dolandırıcılığın uzmanı. Başka bir işin uzmanı olamaz. 37... Yani uzman bunu yapar. Cahil insan bunu yapmaz. Ne hani olarak tanıtıyor? Ama biraz argo konuşuyorum. Çok özür dilerim. Rica ederim, sizin koçanız yani şu yani anda. Yani ben bunu çözemedim. Ben 37 senedir çözemedim. Çünkü hiçbir kelimesi doğru değil. Evet. Hiçbir cevap. Ben artık sustum. Aha. Sustum. Artık cevap alamadığım için hiçbir şeyi sormaya gereği de durmadım. Ve bunlar benim araştırmalarım sonucu. Siz ben 2 yıldır çok araştırdım. 2 yıldır dedektif gibi çalıştınız. Aynen öyle. Peki. En sonunda savcılığa gittim. Geçen sene savcılığa gittim. Dedim evet. Olay böyle böyle böyle. Ben bir ipucuna ulaşamıyorum. Çok gizli yürütüyor. Dedi ki bize ihbar gelmezse biz bir şey yapamayız. Biz de ihbarları bekliyoruz. Fotoğrafları hepsini yayınlıyoruz ama. Ben de en sonunda buraya çare buldum. Yani başka çıkarım yok. Biz de bakalım ne kadar ne olacak, nereye kadar ilerleyeceğiz merak ediyorum ama Namık Bey'in de konuşması lazım kesinlikle. Şunu merak ediyorum, kendisini kadınlara ne olarak tanıtıyormuş sevgili Gülizar'cığım? Ne olarak tanıtıyor? İlk evvela biz İzmir'e ev yapmaya başladığımızda 1+1 eve yaptım, oraya ben girdim. Hı hı. 93 yılında. Oraya gittiğimizde ben komiser yardımcısıyım dedi. Ne komiser yardımcısı? Komiser yardımcısı. Kime dedi bunu? Herkese. Etraftakilere mi? Etrafta. Ve kadınları o şekilde tuzağına düşürdü. Ha, ben bunun bilincini ama susuyorum. Yapacak bir şeyim yok. Arkam yok. Nereye çıkayım? Çocuklarım küçük. Kadınları kandırıp parasını mı alıyor? Diyeyim sana ben. Beni beğeniyor. Hı. O kadar güzel şifresi şivesi. O kadar cezbi var. Anlatamam. Ya benim yanımda yapıyor bunu. Çok tatlı değil. Sizin yanınızda kadınlarla mı buluşuyor? Aynen öyle. Şaka yapıyorsun. Susuyorum, yapacak bir şey yok. Evine gittiğim zaman niye böyle yapıyorsun dediğim zaman beni yer bitirir. O çenesi dışarıda, hani melek içeride. Söylüyorum ya. Beni susturur, konuşturmaz. Peki kadınlarla konuşmalarına şahit olduğunuzda kadınlara ne diyor Namık Bey? Aklına ne gelirse güzel kelimelerle. Canım, bebeğim, bir tanem, aşkım. Ben şimdi onu kandırdığı kadın olayım, bana söyle mesela. Ne diyor bana? İşte. Canım, bebeğim mi diyor? Her şeyi söyler. Sen de duyuyorsun bunu. Ben duyuyorum. Aa, yapacak bir şey yok. Kızmıyor musun? Kızsan ne olacak? Diyorum ya, beni bastırıyor. Psikolojik baskı uyguluyor bana. 37 yıl böyle o yüzden mi devam etti bu evlilik? Aynen böyle yaptım. Allah Allah. Sustum ama en sonunda geçen sene işte bu olaylardan dolayı çıktım, aramaya başladım. İzmir'e geldim, savcılığa gittim. Hı hı. Dedim olay böyle böyle, elimizde bir delil olmayınca bir şey yapamayız dediler. Yağmur yağıyor şu anda galiba, inanılmaz ses varsa, belki yayına geliyorsa berekettir de Allah'ım ne olur kontrollü bir şekilde yağsa da kimsenin canı acımasa ya. Hı, lütfen inşallah. Yani Allah'ım. Ama çok da ihtiyacımız var İstanbul'da, evet. Her yer öyle, evet. Fena durumdayız. Allah'a şimdi ben bu tanıştığı, konuştuğu kadınları, bulduğu kadınları, parasını yediği kadınları eve getiriyor muydu peki? Geldi. Ben buldum. Kandırmış, kağıthanede şarkıcı oturuyor kadın. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın. Korumasının karısını. Şarkılar söyleyen aynen sanatçı öyle. Murat Dalkılıç'ın korumasının karısını. Karısı. Nasıl kandırmış? Metin 2 oynuyordu bu. Çalışmazdı. Sabah Metin 2 oynardı. Akşama yatardı. Ben gider çalışırdım. Ne oynuyordu? O ne demek? Bir bilgisayar oyunu mu? Ne arkadaşlar? Bilgisayar oyunu. Tamam. Bir oyun yani. Bir oyun oynuyor. O aynen. Oyun üzerinden. Orada da o kadından tanışıyor. Sitede. Murat Bey, Murat Alkılıç'ın korumasının karısı. Aynen öyle. Sonra? Ondan sonra kadın, ben seziyorum. Bu diyorum önemli ki, bir iddia ve sizin iddianız yani. Ben, evet. İddiayı bırak, ben kadını kendim getirdim. Eve 3 ayda o benimle birlikte yaşadı. Nasıl yani? Yani. Kadıncağızı eve aynen, getirdi. Aynen, buldum kadını. Tire'de gittim, kadını buldum. İcrel diye biliyorum. İcrel. Evet.
Şimdi evlenmiş başka biriyle. Onu da ben Namık'ın ağzından yeni duydum 3 gün önce. Dedim ki bak ben sen dedim. Kanalda birisi arıyormuş seni dedim. Aranıyormuşsun. Aranmaz dedi. Benim dedi aramam yok ki dedi. Beni dedi polisler çevirdi. Kimliğime baktılar. Dedi, Murat, dedi. Murat Alkılıç'ın korumasının karısını nasıl kandırmış getirmiş? Nasıl kandırmış? Ne onu, demiş? Oyun oynuyor mesela. Oyun oynarken evli bir kadın o normalde. Evli kadın. He, diyor ki resmi ona, olarak ben evli. Diyor, işte diyor komutan. Ne komutanı artık aklıma gelmiyor şu anda. Yüksek rütbeli komutan olarak kendisini tanıtıyor. Orgeneral. Şaka yapıyorsun. Evet. Orgeneral mi demiş kadıncağızı. Ondan sonra diyor ki ben böyleyim. Ben sıkıştım, bana biraz para lazım. Kadını işe koyuyor. Burada İstanbul'da işe giriyor. İstanbul'da oturuyor kadın. İşe giriyor, fabrikaya giriyor. Fabrikada sürekli buna yardım ediyor. Sürekli çalıştığını veriyor. Kadıncağız da çalıştığı şeyi orgeneral diye. Şeker hastası bir de kadın. Şaka yapıyorsun. Ondan sonra oradan... diyorum ki Namık, o arada biz bunu 2000 yılında ben boşamıştım. Bu borçlarından dolayı, kredi kartlarından dolayı. Bir bu özür dilerim 2012 yılında oluyor değil mi? Murat Alkılıç'ın korumasının karısı. 2012 diye biliyorum yani bayağı bir kaç yıl 2015'ten önce. 2015'ten sonra. 2015'ten sonra. Çünkü. Evet, 2015'ten sonra o zaman. Peki siz o kadını nasıl buldunuz, nasıl öğrendiniz? Şimdi şöyle bir şey, sezgilerim çok kuvvetlidir. Hmm. Aşırı kuvvetlidir. Ve... bir şey olduğu zaman bana der ki Gülzar seni çok seviyorum. Tamam. Yukarıya gidiyor, hani dışarıya gidiyor. Ben diyor bir günlük boya işi var diyor, oraya geçeceğim. Taceddin abim var diyor, onun işini yapıyorum geliyorum. Bir günde boya olur mu Namık diyor. Olur olur diyor. Çok güzel iş oluyor diyor. Çok güzel iş. Ben para getiriyorum ya sen diyor, ona bak diyor. Hı hı. İyi Namık. Ne diyeyim? Biri çok fazla sizi seviyorum seviyorum değilse he. Diyorsa biraz şüphelenin. Kocanın sizi onu, seviyorum seviyorum. Ben onu biliyorum. Yani. Evet. Ondan sonra haftada bir gün gidiyor. Ha. Diyor ki ben seni seviyorum diyor işte filan yerde diyor. Mola verdik Bursa'ya gidiyorum. Bursa'da diyor işim var diye bir gün kalıp geri geleceğim diyor. Neredesin Bursa'da? İşte filanca yerdeyim. Dur bir dakika, o meseleyi dinleyeceğiz daha detay. Ama o hanımefendi eve getirdiniz ve 3 ay beraber yaşadınız diye biliyorum. Şimdi ne zamandır kocanı görmüyorsun, ayrısınız? Evleri ayırdınız diye biliyorum. Mayıs'ın ilk haftası evden kovaladım. Konuştunuz mu hiç? En son ne zaman konuştunuz? İşte. Şimdi telefon attığında bütün bu iddialara da duymak istemediğim için. Ha. Artık midem bulanıyor. Kaldıramaz hale geldim çünkü psikolojim çok bozuk. Ama kocanla konuşmamız lazım. Sesini duyacaksın şimdi. Ama ben konuşmayacağım. Beni konuşturmayın artık midem bulanıyor. Ama çok acayip iddialarda bulunacaksın ama. Ben yaşadığımı anlatıyorum. Ya, bak yaşadığını anlatıyorsun sonra onun muhatabı da Namık Bey ya. Namık Bey de konuşacak. Konuşabilir. Ama bu iddiaların sahibi sen olursan sen de onunla konuşmak zorundasın. Mecburen, mecburen konuşacağız. Çünkü hiçbir şeyi yalan hani doğru değildir. Bugüne tamam. Kadar bir kelimesini doğru bulmadım. Peki Namık Bey'e biz ulaştık. Namık Bey'ciğim merhabalar. Merhaba Selam abi, iyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Vallahi evet. Sizinle ilgili 37 yıllık eşiniz evet. Acayip bir yani inanılmaz iddialarda bulunuyor ama inanılmaz yani sizin. Gizem Hanım ben onu duydum. Heh. Yani ben sizin konuşmalarınızı duydum. Kendinizi orgeneral olarak tanıtıp kadınları. Yok. Bakın ben bir şey anlatayım mı size? Tabii ki Namık Beyciğim. Senelerce bir erkek aşağılanır mı? Ha, sizi aşağıladı mı Gülizar Hanım? Asla. Asla. Ben konuşamıyorum bakın, ki karşısında aşağılanayım. Gülizar Hanım, Gülizar Hanım hı hı. Benim ayağım kırıkken bile beni evden kovlayan insan. Kovdum. Kovdum benim diyor. Benim ayağım altıdayken bile neden beni evden kovdum? Kovlayan konuş insan. Konuş kocana söyle. Neden kovdum diye. Söyle. Korkuyor neden musun kovdum, hala? Neden kovdum biliyor. Kadınlarla ha. Konuştuğunu yakaladım kovdum. Ve kadınlarla... Ve oradan kaydı.